Bilim demişken, bari iyi bir haber arası açıyorum. Hakikaten. Bilimden konuşuyoruz. Geçen hafta da hep işte kadınların güvenliği Türkiye'de falan, kadınları konuştuk. Şimdi bu ikisini birleşecek iyi bir haber. Bu bilim kadınları için diye bir program var. UNESCO destekli. UNESCO Türkiye Milli Komitesi 4 projeyi seçiyor. Bu 4 proje 40 yaşın altındaki bilim kadınlarının geliştirdiği projeler. Şimdi bunlardan iki tanesine bakacağız. Tebrik ediyoruz bütün ödül alan tabii kadınları. Bir tanesi Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi'nden Doktor Ece Öztürk ve Gebze Üniversitesi'nden Doçent Doktor Esra Bilgin Şimşek. Hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Ve tabii Hoş projenin bulduk. destekçisi, kadın bilim insanlarını destekleyen L'Oréal'in desteklediği bir proje çünkü bu. L'Oréal Türkiye Ülke Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen. Hepiniz hoş geldiniz. Sinem Hanım, önce size soracağım. Ya Tabii. ben bir girizgah yaptım şimdi bu bilim ödülleriyle ilgili ama asıl detayı sizde tabii ki. Neye göre veriliyor, kime göre veriliyor, nasıl bir destek olunuyor ödül verilen bu kadınlara? Tabii ki biz L'Oréal olarak geleceğin güzelliğini yaratmaya çalışıyoruz. Bunu bilimle yapabileceğimizi biliyoruz. Diğer taraftan da kadınları güçlendirmeyi çok önemsiyoruz. Bilim kadınları için bu iki amacımızı buluşturan bir proje aslında. 22 yıldır hayata geçirdiğimiz UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile beraber Türkiye'nin en uzun soluklu toplumsal fayda projelerinden bir tanesi. Baktığınızda neden bunu yapıyoruz? Çünkü bilimde inanılmaz bir toplumsal cinsiyet eşitsizliğini destekleyen rakamlar var. Gençlere sorduğumuzda lisede bilimi kariyer olarak seçme isteği kadın ve erkekler arasında %50-50 iken akademisyenlere geldiğimizde kadınların temsiliyeti %30'lara düşüyor. Ve Nobel Bilim Ödülü alanların sadece %5'i kadın. 1901'den beri verilen 640 tane Nobel Bilim Ödülü'nün sadece 26'sı kadınlara gelmiş durumda. Biz de diyoruz ki dünyanın biliminde kadınlara ihtiyacı var. Baktığımızda buna biz aslında sızdıran boru sendromu diyoruz. Yani kadınlar sisteme giriyorlar ama bir yerde eleniyorlar. Neden diye baktığımızda hak ettikleri görünürlüğü, ilgiyi ve desteği alamadıkları ortaya çıkıyor. Can tavanlarla karşılaştırdıkları gerçeği ortaya çıkıyor. Bizim de en büyük amacımız genç bilim kadınlarının projelerine can suyu olarak onların kariyerlerinde önlerini açmak. Daha da önemlisi aslında genç nesillere özgün rol modeller yaratmak diye özetleyebiliriz. 22 senede toplamda 124 bilim kadınını ödüllendirdik. Son 10 yılda 4 milyon liraya varan da bir fon desteği sağladık. Onların projelerini hayata geçirmeleri için. Globalde 150 ülkede yapılan bir program bu ve biz Türkiye olarak en fazla katkı sağlayan ilk 5 ülkeden bir tanesiyiz. Yerel programların kazananlarından yükselen yetenek global isimler seçiliyor. Şimdiye kadar 5 Türk bilim kadının da bu listeye sokmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir de ömrünü bilime adamış kadınlara verilen özel bir ödülümüz var küresel programda. Şimdiye kadar da buraya bir Türk bilim kadınını yerleştirebildik. Bunlar çok mutluluk verici rakamlar. Türkiye'ye baktığımızda aslında 22 senelik eforumuzun sonuçlarını çok iyi aldığımızı söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'de bilimde kadın temsiliyeti oranı %46. Bu rakam Avrupa'da %40, dünyada %33 iken en ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Ama tabii ki Türkiye'de de bilimin ilerleyen safhalarında kadın temsiliyet oranı düşüyor. Profesörlerin sadece %40'ı. Pardon, doçentlerin sadece %40'ı, profesörlerin de %30'u kadın. O yüzden amacımız bunu daha da ileriye götürmek ve bambaşka bir seviyeye getirmek. Gönül hedefimiz ne diye sorarsanız Türkiye'den Nobel Bilim Ödüllü bir kadın çıkarmak diyebiliriz. Bugün aslında iki hocamız size güncel projelerini anlatacaklar. Türkiye UNESCO Milli Komisyonu'nun Aynen. bağımsız bilim jürisi çok güncel projeleri uygulanabilirliklerine, sürdürülebilirliklerine göre ödüllendiriyor ve sıralıyor. Bugün iki tanesini dinleyeceğiz. Ben diğer ikisinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Abdullah Gül Üniversitesi'nden Doktor Zeliha Soran Erdem. Kendisi LED ışınlar üzerine çalışıyor. LED ışık aydınlatma sistemleri üzerine çalışıyor. Ve onlarda kullanılan inorganik malzemeleri güzellik ve sarı kantaron gibi bildiğimiz bitkisel malzemelerle değiştirerek hem sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor hem de çok büyük bir buluş yapıyor aslında. İkinci projede Hacettepe Üniversitesi'nden Doktor Gülşah Merve Kılınç'a ait antik DNA onun da konusu. 6000 yıl öncesine gidiyor ve insanların ağız mikrobiyotalarını inceleyerek hem beslenmede geçirdiğimiz evrimi hem de bunların günümüz hastalıklarına olan etkisini araştırıyor. Bizim bu global programa baktığımızda da biraz önce 26 tane bilim Nobel ödülü alan kadın var demiştik. 7 tanesi L'Oréal bursiyeri. Demek oluyor ki çok doğru isimler seçiliyor ve bir kere desteklendikten sonra önleri açılıyor. Süper.
Valla tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum ben de bir kadın olarak. Şimdi siz diğer iki bilim kadının projelerini özetlediniz. Aramızda olanlar Sayın Ece Öztürk. Bu ay da meme kanseri farkındalık ayı. Hatta işte hastaneler mesaj atıyorlar, kampanya maili geçiyorlar. Valla iyi de oluyor aslında. Bana da hastaneden mesaj gelince hakikaten artık 40'ı da geçtik dedim. Gideyim yaptırayım bir meme kanseri şeysi. Tetkiki dedim. Hakikaten tam da ona denk geldi. Sizin projeniz meme kanseriyle ilgili değil mi? Evet, öncelikle L'Oréal UNESCO'nun bu bilimde fırsat eşitliğini öne süren programında yer almak benim için çok mutluluk. Meme kanseri aslında erken evrede başarı oranı çok, tedavide başarı oranı çok yüksek bir kanser türü. Bunun da aslında en önemli etkeni erken teşhisin çok bu taramalarla olması ve bu harika bir şey. Fakat ne yazık ki ileri evre metastatik kanserlerde bu başarıyı yakalayamıyoruz. Yakalanamıyor. Dolayısıyla bizim geliştirdiğimiz proje de biraz buna yönelik. Kanserde ölümlerin başlıca sebebi metastaz. Erken evrede çok güzel tedavi edilebilen kanserler ölümleşiyor. Ve burada şurada bir şey söz konusu. Yani kanser hücreleri mikro ortamlarıyla sürekli etkileşim halindeler. Ve yakın zamana kadar kanserde araştırmalardaki büyük kanserin genetik, yani hücrelerin genetik geçirdiği değişimler üzerineydi. Fakat yakın zamanda mikroortamın kanserin gelişimi hem ilerlemesi için belirleyici bir rol oynadığı üzerine durmaya başladı. Bu da mikroortam araştırmalarını çok tetikledi. Burada Yani çok Türkçesi nedir bunun? Türkçesi nedir hocam? hemen Basit bizim. söyleyeyim. Bir memenin yapısıyla beynin veya akciğerin yapısı birbirinden çok farklı. Ve bir hücre ortaya çıktığı organdaki bir kanser hücresi ortaya çıktığı organdaki özelliklere adapte oluyor ve daha sonra metastaz yaptığında bambaşka bir yere gidiyor ve orada küçük değişimler getiriyor. Aslında tanınmaz hale geliyor. Ve biz aslında bu bambaşka ortamlarda bambaşka biyolojik mekanizmalar geliştirmiş hücreleri aynı ajanlarla tedavi çalıştığımızda başarı elde edemiyoruz. Dolayısıyla bizim projemizin anlamaya çalıştığı şey mikro ortam değiştiğinde yani hücrenin davranışıyla akciğerdeki hücrenin davranışı ve memede ortaya çıktığı yerde kalanların davranışı birbirinden nasıl farklı? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bunun için de doku mühendisliği diye bir alana başvuruyoruz. Ya. Çok hakikaten ellerinize sağlık. Evet. Veya insanlığın kanseri yenmesi de ayrı bir merhale olacak, değil mi? Dediğiniz gibi hani meme kanseri, akciğer kanseri birinci evre ise hallediliyor ama dördüncü, beşinci evre ise işler çok zorlaşıyor. Şimdi orası da çözdükten sonra bu da aslında insanlık açısından başka bir merhale demek. Bir de tabii bu yeşil enerji. Yeşil dönüyor. Yedik yedik bitirdik doğayı maşallah. Şimdi bunu tersine çevirmemiz lazım. İşte Avrupa Birliği de Avrupa Birliği dediğin zaman bütün bu yeşil dönüşümü nasıl sağlayacak? Bunun regülasyonu nasıl yapılacak? Siyaseten de aslında yeni siyaset de biraz bunun üstünde, bunun çatışması üzerine kuruluyor. Doçent Doktor Esra Bilgin Şimşek, siz de su kaynaklarını temizleme, buradan da yeşil hidrojen üretme, değil mi hocam? Evet, projemizin motivasyonu aslında yani yüzey sularında bulunan bu mikro kirleticilerin yani konvansiyonel sistemlerin arıtmada yetersiz olduğu mikro kirleticileri arıtırken acaba doğanın enerjisinden, gücünden yararlanabilir miyiz oldu. Bu noktada güneş enerjisiyle çalışan bir sistemimiz var. Buna da fotokatalizör diyoruz, fotokataliz sistemi diyoruz. Güneş enerjisi yani bunun için ama bizim ışıkla aktive olabilen malzemeler geliştiriyoruz. Güneş enerjisiyle hem sudaki bu mikro kirleticileri de projemizde arındırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda da suyun içerisindeki o hidrojen ve oksijeni de ayrıştırarak yeşil hidrojen üretmeyi hedefliyoruz. Affedersin araya girdim, şunu soracağım. İşte mesela Haliç, mesela İzmir Körfezi. Bu projeyle hani hop diye temizlenebilecek gibi mi? Burada şöyle bir şey var. Şimdi bir konvansiyonel sistemler var. Arıtma teknolojileri. Biyolojik arıtmanın bazen yetersiz olduğu durumlar oluyor. Müsilaj gibi problemler oluyor. Bizim bahsettiğimiz aslında tüm yüzey sularında, doğanın tamamen bütün sularını içilebilir. Yeraltı sularında mikro seviyede. Yani bu neler mesela? Mikroplastikler. Gözle görülemeyen PPB mertebesinde bulunan bu mikro kirleticiler artık arttıkça bize artık tehlike haline gelmiş oluyor. Ve ticari arıtma sistemlerinin yetersiz olduğu durumda da bu bahsettiğimiz ileri arıtma teknolojisini geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun için projemizde yine metal içermeyen doğa dostu bor karbonnitür dediğimiz bir malzeme geliştirmeyi hedefliyoruz. Yani doğada bor, karbon ve azot atomlarını birleştirerek
ucuz bir şekilde üretebileceğimiz bu malzemeyle ve bu malzemeyi de farklı boyutlarda hem iki boyutlu hem de kuantum boyutunda tasarlayarak, geliştirerek hem mikro kirleticilerin giderimi hem de yeşil hidrojen üretim kapasitelerini arttırmayı hedefliyoruz. Yani böylece hem aslında sera gazı salınımı, fosil yakıt kullanımının azalması gibi projemizin aslında büyük sonunda çıktıları, hedefleri de olacak. Açıkçası çok çevresel ve sürdürülebilir sistemler alanında yenilikçi bir teknoloji kurmayı hedefliyoruz diyebilirim. Vallahi süpersiniz. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Hepinize çok çok ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.